Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyorum. İkinci bölümüyle karşınızdayız. İki konukla karşınızdayız. Erdal Güney ve Fahrettin Engin Erdoğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi onlar böyle resmi konuşma falan yapıyor ama onlar benim canım kardeşlerim. Bir de bu sabahın bu saatinde burada olmaları ayrıca çok değerli. Neden buradalar? Çünkü bugün onların da bu hafta çıktı değil mi piyasaya? Yani evet. Geçen hafta yani evet. Çıktı. Evet. Piyasaya Kasabanın Akşam Halleri kitabı yazısı, içindeki öyküler Erdal Güney'in, çizimler ise 18 öykü, 18 çizim. Ya çok da güzel gerçekten. Erdal, senin öykülerin bir bölümünü okumuştum da ama bu şeyler, çizimler olağanüstü. Ona ayrı bir çiçek takdim edeceğim biraz sonra. Senden başladım. Biz seni tanıyoruz. Bugün de bizim arkadaşlarımız Müjgan dedi ki Erdal Güney, bildiğimiz Erdal Güney mi dedi. Peki Erdal Güney'i nasıl biliyoruz? Biliyorlar. Oradan başlayalım. Beni biraz bilmiyorsam o müzisyenliğimle ilgili bir durum. Fakat şimdi işte bir süredir, yaklaşık 2 yıldır Bavul dergiye yazdığım öykülerden oluşan bir kitap çıktı dediğiniz gibi. Biraz da öykü yazarlığıyla da tanımaya başlamalarını arzuluyorum. Evet. Tabi bu bir dilek temenni. Okudukça sanıyorum o ilişki olacak. Şimdi dönüp Bavul'un da eski sayılarına bakacaklar. Okumayanlar varsa Bavul'u alıp orada ben bunu sonra okurum diye. Çünkü orada 2 sayfayı geçiyordu değil mi? 2,5 sayfaya falan. Yani yaklaşık 10.000 vuruşa yaklaşan öyküler. Sınırlı bir zamanımız, daha doğrusu yerimiz, alanımız var. Yerimiz var. O yüzden onun sınırlayıcılığı olduğu kadar bir şeyden yoksun olmak da kendine özgü başka bir üretim olanağı sağlıyor. O yüzden bir ritim oluşturmak öykü akışı açısından benim için ilginç bir deneyim oldu. Ama sen müzisyensin, yazıyla ilişkin ilk defa böyle başlamadı herhalde. Evet, böyle başlamadı. Ben aslında sinemada yüksek lisans ve şu anda da doktora ile cebelleştirirken haliyle öykü, senaryo, edebi metinler, senaryo işte başka bir metin dili var ama zaten üzerine çalıştığım şeyler de vardı senaryo anlamında. O yüzden öykü yazmak bu anlamıyla olay öykü tretman arası bir şey yakalayarak kendimce kasabadaki var olan çocukluğa ait hafızayla beraber ürettiğim şeylerin den içeriğine oluşuyor. Gireceğiz. Dur, içeriğinden de konuşacağız. Fahrettin'e dönmek istiyorum. Fahrettin, senin bu kitaba dahilin nasıl oldu? Dahilim. Yani nasıl ortak yazan, çizen olarak bir araya geldiniz? Şimdi biz zaten Erdal'la gençlik yıllarımızdan gelen bir arkadaşımız, dostumuz var. Ne zaman bir araya gelsek bir proje üretiyoruz. Hatta bunların 10 tane üretiyorsak bir tanesini hayata geçirebiliyoruz. Yani epey bir proje çıkıyor. Bunlardan bir tanesi tabii son dönem, az önce de söyledi Erdal, öykü yazmaya başladıktan sonra öyküye uygun, öykünün içeriğine uygun. Onu biraz nasıl anlatabiliriz, hani öykünün içeriğini nasıl anlatabiliriz, nasıl illüstre edebiliriz diye öyle bir şey söyledim Erdal'a. O da sağ olsun kabul etti, beraber yapalım o zaman dedi. Onunla birlikte zaten şeye de başladık biz. Yani bunların bir kitapla toplanmasının iyi olacağı üzerine biraz sohbet ettik. Öyle başladık yani. Zaten çizgi senin işin, kalemlerle dolaşırsın. Durmadan çiziyorum. Evet. Bu kaçıncı kitap kapağı? Senin kendi kitapların da var. Çok var, evet. Hiç saymadım yani, epey var tabii. Yani çocuk kitapları var, bankalara yaptıklarım var, diğer yayın evlerine yaptıklarım var. Mesela o İnkılap'tan çıkan Onların Öyküsü diye bir kitap var. Çok güzel, o küçük kız çocukların okula göndermemesiyle ilgiliydi. Orada 13 tane de sanatçı kadının olduğu öykülere de çizim yapmıştım. 13 öykü, 13 illüstrasyondu o da. Yani çok var. Şimdi sayısını hatırlamıyorum tabii. Ben seni yanılsam şöyle söylerim. Ne kadar çizdiğimi bilmiyorum ama Nazım Altman'ın 2 kapağını yaptım. 2 kapağını yaptım. Evet, benim 2 kitabımın kapağı Kürt, evet. Kardeşim elini ver bana, Fahrettin
Nin, bir de portreni çizmiştim galiba yanılıyorsam. Bir portre var ondan sonra. Bir de Netaş grevini anlattığımız Emeğin Şövalyeleri kitabı. Yani hem kitabı hem mücadeleyi anlatan afiş gibi bir kapaktı o. Peki dönelim Erdal'a. Bugün sizin ortak bir söyleşiniz çıktı bir günde. Ben sabahleyin yazıları okurken, sabah dedim gene sabahtayız da. Burada bunu bilmiyordum ben. Sizin Amerika'da Robert De Niro'ya bağlama çaldı falan deyince böyle yani rüyamda böyle bir şey görmüştüm. Onu yazdım diyeceğini zannediyordum ama hatta bir de şey de harika, onu da aç birazcık lütfen. Kuzen geliyor, bu diyor Cevdet enişte mi diyor Robert De Niro. Ya aslında bunu söylemeden önce Fahri'ye bir teşekkür etmek istedim. Dediği gibi biz gençlik döneminden beraber bir yolculuk yapıyoruz. Aslında en büyük de hikayemiz şarkılarla Türkiye Demokrasi Tarihi projemiz vardı bizim. Evet. Çizim, dans, işte birçok disiplin, sanat disipliniyle beraber bir bellek tazeleme derdindeydik. Fakat araya çok şey girdi, pandemi girdi. Bu vesileyle biz beraber bir şey yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu bir yolculuk. O yüzden Fahri ile yapmış olduğumuz bu yolculuk çok önemli. Çok iyi bir sanatçı bence. Öykülerin içindeki o görsel anlatımı destekleyebilecek hareketli çizimler yaptı. O yüzden huzurunuzda gözlerine bakarak minnetle bilebilirim size. Şimdi Tribeca Film Festivali'ne gitmiştik biz. Film müziğini yapan ekipteydim. Haliyle bir uzun bir yolculuktu. Bir özel toplantıda Robert De Niro'nun geleceği söylenmedi ama bağlama çalmam istendi. İşte ben de dedim ki filmin müziğini yaptım. Şimdi burada Tribeca'da Manhattan'da niye bağlama çalıyorum? Yani bir yerlerini oturtamadım. Sonra böyle 30-40 kişilik bir toplumun olduğu özel bir yemekli toplantıya Robert De Niro da girdi. Tabii elim ayağım dolaştı. Enteresan. Fakat Tribeca Film Festivali'nin sanat yönetmenin eşi İran Azerilerindendi ve Türkçe'de iletişim kurabiliyorduk belli oranda. Özellikle rica ettiği için ona ben bir Azeri türkü çaldım. Sonra da Haydar Haydar'ı çaldım. Alekber Çiğno, çok görkemli bir müzikal yapısı olan bir eser. Fakat Robert De Niro'nun yanımda olup dinlediğini ben fark etmedim. Tipik kafam önünde ve çalarken dinleyiciyle ilişki kuramıyor müzisyenler dedim. Fotoğraflar çekildi. Fotoğraflar çekilince bu büyük bir olay oldu. Çünkü bazı ana medya, ana akım gazetelerin ikinci sayfalarında çıktı. Tabii buraya kadar olan kişisel bir hikaye. Ben bunu çok bilinmesini istemedim ama haber olmaktan da olmasını da engelleyemedik. Çünkü basın biraz bunların magazin yönünü işliyor. Ona mesafeliyim ben. Fakat hikayenin asıl tarafı, evet kuzen geldi. O fotoğrafı ben çerçevelemiştim. Duvarda duruyordu. Cevdet Enişler'in ne işi var burada dedi. Dedim ki Robert De Niro o. Ya ne ilgisi var ya Cevdet Enişler. Cevdet Enişler Robert De Niro. Böyle karşılıklı ikna süreci. Ve o beni ikna etti. Gerçekten Cevdet Enişler çok benziyordu Robert De Niro'ya. Fakat belgeleyeceğim hiçbir şey yok. Gazete küpürleri yok. Fotoğraf dışında bir şey yok. İnanmadı yani kuzen. İnanmadı. Evet. Şimdi ben bunu arkadaşlara anlatıyordum. Zaten ilk öykü de öyle başladı. Ondan sonra kendi hayat hikayelerim üzerinden. Ama daha çok kurarak tabii ki. Öykülerin hepsindeki gerçekliği zedelemeden ama yaptığımız bir kurmaca olduğu için bütün öyküler onun şekli şemaliyle yoğunlaştı. Çok güzel. Zaten yani beklersen o öyle olsun falan diye o olmuyor. Şöyle olsa çok güzel olurdu falan diye. Ben de geçen günü şeyde İzmir'de Aziz Nesin'in cimriliği üzerine Mizah Festivali'nin açılışında üstelik de benden önce Ali Nesin konuştu. Babasının cimriliğiyle ilgili Aziz abi cimri falan değildir. Yani bütün servetini başkalarına adamış bir insan. Ben de şöyle bir şey anlattım. Bunu dedim Ali anlatmıştı bana. Ankara'da bir Temmuz sıcağında Aziz abi de kalp krizi geçirmiş. İşte ameliyat olmuş. Müdahale edilmiş. Taksiye binmemekte direniyor. İşte ODTÜ'ye gidecekler.
Ondan sonra sonunda baba demiş sana bir şey olursa demiş çocuklara yardım edemezsin. Taksi parası çocukların parasını kullanamayız demiş yani. Ondan sonra öyle ikna etmiş. Aziz Nesin'in cimriliği de böyle bir cimrilik dedim. Yani şeyden sonra Ali Nesin bana dedi ki ya dedi o anlattığın olay dedi tam öyle değil de dedi. Sen böyle anlatmıştın bana dedi. Yok dedi Ankara doğru ODTÜ değil Bilkent yazın değil kışın kar yağdı. Ama dedim benimki daha güzel. Evet yani yazarlığın şeyi böyle. Şimdi Fahrettin tevazuyunun en üstündeki evet. kişilerden birisidir. Evet. Hatta ben kendisiyle bir belgesel yapmıştım Artı Bir TV'de. Abi dedi başkanla yap falan dedi. Başkan biliniyor dedim. Sen bilinmiyorsun. Bana göre sen daha önemlisin. Zorla ikna etmiştim ve onun belgeselini yapmıştım. Fahrettin buraya daha önce de geldi iki kez. Ama ola ki ilk defa izleyenler vardır. Bu çizgi ve demokrasi mücadelesi konusunda ayrı bir yeri var Fahrettin'in. Evet. Ergin Erdoğan'ın. Kısaca Fahri diyoruz biz ama biraz özetler misin? Kaç yıldır eylem afişleri, miting, 1 Mayıslar çiziyorsun? Ben 90'lı yıllarda üniversite okudum tabii. 94'te mezun oldum. O dönemlerde de bir talep geldiğini, tabii o zaman bilgisayar teknolojisi daha gelişmemişti bu kadar. Yeni yeni gelişti dönemlerde. O zaman tabii serigraf baskılar yapardık. Hani çizimler daha farklıydı. O zamanlardan başlayan bir şey var yani 94'lerden gelen ama 2000 yıllarda ben KESK'e girdiğimde KESK'te bir yayın koordinatörü olarak çalıştığım 3-4 yıllık bir dönem var. O zaman da emek afişlerini çizmeye başladım, tasarlamaya başladım. Yaklaşık son 20 yılın 1 Mayıs afişlerinin çoğunluğunu benim elimden geçmişti yani konfederasyonlar düzeyinde filan. Hatta onda bir sergisini yaptım. Yani çok fazla, yani 200-300 mi desem bilmiyorum ama çok fazla sayıda afiş yaptım. Bunlar bir kısmı duruyor elimde, bir kısmı yok tabii. Çok uzun süredir öyle çiziyorum, nefes alamıyorum diyebilirim. Hatta buraya geleceğiz diye, yani ben bu akşam da sabahlayacaktım, bir şey yetiştirecektim. Sabah belki işte terslik olur diye onu da yapmadan geliverdim. Evet. Yoğun bir çizim temposu var. Şimdi bir eklemede ben yapayım. Fahri afişi çiziyor, basılıyor, ele alınıyor, sokaklara asılıyor, insanlar geliyor. Ve o afişin en önünde de karşıda gaz fişekli polisler Fahrettin de en önde yürüyor. Diyorum ki bari önde yürüme, öbür eyleme de lazım olursun. Aynı zamanda şu anda sen diskte de görev. Diskte çalışıyorum. Diskin? Disteyim. Diskte genel sekreter yardımcısıyım. Genel sekreter. Onu da söyle tabii. Disk önemli. Peki Erdal, bu hikayelerin ilk başı nasıl başladı? Demin anlattın ama burada da mesela Zülfü Livaneli ile ilgili var demişsin bugünkü gazetede ama onu açmamış ya da anlattın onlar yazmadılar bilmiyorum. Ya çok hikaye var o 18 öykünün hepsinde bir gerçeklik var. Ben pandemi döneminde Bavul Dergi'nin arkadaşlar yazı istediler. Ben de dedim ki zaten karantina yani 14 günlük karantina memlekete gitmeden önce Anamur'a gitmeden önce kapanacağım. Dedim benim için çok uygun olabilir. Doğal olarak arkadaşlarla paylaştığım birkaç öyküyü yazmaya ihtiyacı duydum. İkincisi de Livaneli'nin yılını tam hatırlamıyorum ama 80 darbesinde verilemeyen altın portakal ödülleri vardı. Geciken ödüller olarak altın portakal da verildi. Yanılıyor olabilirim. 2013-14 olabilir. 12 olabilir tam hatırlamıyorum. Fakat ödülü benim kendisi adına alıp kendisine iletmem istendi. Hayatta zaten bir defa ödül aldım. O da Livaneli'ne verilecek olan ödülü alıp kendisine ulaştırmak. Fakat o zaman bir konser için gitmiştim. Ben de konserlerin sahnesini illüze etmeyi çok seven birisi değilim. İşte eski bir pantolon, sıradan günlük bir ayakkabıyla sahneye çıkıp şarkı söylemek beni daha ikna eden bir şey. Ama televizyon kanalı canlı yayınlayacak ve geniş bir kitle var.
Ve biliyorsunuz o dönemde de bu elbiseyle müdür almaya çıktılar. Furyası diye vardı. Şeyler vardı, evet. Haliyle biz bir arayışa girdik ama yani hemen bir arkadaşım işte ceketini verdi, bir arkadaş gömleğini verdi, bir arkadaş ayakkabısını verdi. O takım taklavatla çıktım ben şeye, ödül törenine. Onun da nedeni şu, ben Anamur Lisesi'nden okuldan atıldığım yıl, 86 yılı Mersin İl Sınavı'nda okuma yasağı geldi. Livaneli'nin Nazım'ın türküsü, albümü de atılma nedenlerinden birisi. Yanında mı bulunduruyordun? Dinliyorduk yani işte Richard Bach'ın Martı kitabı da ona dahildi. Yani birini atacaksanız sonra gerekçelerini oluşturuyorsunuz ya. Hani o zaman da beni 16 yaşında bir üniversiteye hazırlanan lise son öğrencisi olarak atmışlardı ve Mersin İl Sınavı'nda okuyamadım. Gazipaşa'da bitirdim ben liseyi. Şimdi gerekçelerinden birisi de Livaneli olunca hem onun adına ödül almak hem de bu hikayeyi birleştirir misin dediler. Dedim özel hikaye yine. Bunu yapmam tabii ki. Hani Livaneli'nin şeyini, Zülfü Bey'in mesajını okudum. Tabii tüm bu olan bitenlerle beraber oradaki asıl hikaye arkadaşlarla hayat telafisiyle mümkündür. Hem ben yıllar sonra oradaki küçük bir cümleyle kendimi aslında onure etmiş oldum. Çünkü okuldan atılma gerekçesinin nedenleri belliydi ve o ödül de Livaneli'ye ait olan bir ödüldü. O kaset ödül, o hikayeyi şöyle bir dolaştırarak yazdığım güzel. Bir şeydi o. Çok güzel. İnsan belli bir yaşam sürecini geride bıraktı mı şöyle şeyler olur. Ya kardeşim ben yazsam roman olur hayatımda. Aslında roman olmuyorsa öykü olur değil mi? Yani ya aslında öykü de olmuyor. Öykü çok zor bir alan. Evet. Yani ben biraz üreticisi olarak değil ama hani senaryoyla şununla bununla uğraşırken, film müziği, belgesel yaparken senaryo okuma alışkanlığı, metin okuma alışkanlığı. Fakat şöyle bir durum var sanıyorum. Bellek enteresan bir şey. Şimdi bu kentli hayatlar, bu yaşadığımız hayatlar bize bir bilinç akışı dayatıyor. Bence hafızanın, belleğin tazeliğini koruyacak yerler çok geçmişe dönük yerler. O yüzden kasabada ben hafızamın o çok derin kökleri olduğu için oraya ulaştım. Peki bir şey söylüyorsun röportajda. Ben kasabaya gittiğim zaman kahveye girdiğimde kasaba Gazipaşa mı? Anamur. Anamur. Gittiğim zaman iki çay söylüyorum kahveye diyorsun. Ne demek istiyorsun orada? Yani şeyle ilgiliydi o kitap. Bir çay ocağımız var, Yoldaş Çayevi. Orası ana üssümüz ve Bavul Dergisi oraya geldiğinde oradan dağılıyordu. O yüzden her alana bir çay ikram ederken birini boşa çıkartıp kim okuyorsa ona gönderiyorduk. Ha. Kahve konusuna giremedik tabii yani. Kahve ikram edemedik tabii ki. Yani sen epey süre kaldın değil mi? İki yıla yakın kaldım pandemi döneminde. Ha. Avokado bahçesi yaptım. İşte yazı çizi işleriyle uğraştım. Müzik yapamıyorduk. Çünkü. Ticari mi bu avokado bahçesi? Diliyorum ticari olur daha sonra. Çünkü bir gelir akışına ihtiyacımız var. Müzisyen olarak üretebilmek için. Yani çok halimiz harap yani. Burada kendi özel sıkıntılarımızı paylaşmıyorum ama. Onu da analım burada. Yüzün üzerinde değil mi? Müzisyen hayatına son verdi bu pandemi döneminde. Az buz şey değildi yani. Ya çok çok trajedik. Bir başka yönü daha var. Bu toplumun vicdanıyla ilgili de sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ben. Asıl hikaye üretim gücünün, olanaklarının arkasında nerede duruyoruz konusu. Kamusal bir sorumluluk. Orada da Kültür Bakanlığı'nın olması lazım. Yani sürekli müstenlerin açlıklarıyla ilgili bir şefkat gösteren bir kamuoyu oluşmaya başlıyor. Bu değil yani. İnsanlar hayatlarıyla baş edebilir. Aslında o toplumsal hayattaki durduğu yerle ilgili sorun yaşadığı zaman insanlar onun psikolojisiyle daha derinlikli sorunlar yaşıyorlar. Kamusal sorumlu olan alan Kültür Bakanlığı ve kılını kıpırdatmadılar. Bunu çabuk unutuyoruz biz, hatırlatmakta fayda var. Her zor durumda yaşadığımız hayat aslında üzerine çok fazla konuştuğumuz iktidarların bize dayatmış olduğu hayatın aslında bilinç akışını ifade eden bir şey. Orayı unutmamak lazım bence. Bence ben burada sana katılmıyorum. Hükümetimiz sanatçılar konusunda bayağı eli açık. İşte Orhan Gencebay'lara, Ajda Pekkan'lara 300 bin, 400 bin gibi rakamlı internet üzerinden yayınlanan moral konserleri verdirdi.
Bunları da devlet bütçesinden verdiler. Yani bu konuda bir eksik bilgi verdim. Çok mahcup oldum. Evet, yani sadece küçük bir şey gerekiyor. Zengin olmanız gerekiyor. Bir de iktidarla birlikte lazım olan yerlerde gidip Cumhurbaşkanı'nın yanında duracaksın. Yani savaş sınırında falan. Onun için haksızlık etmeyelim. Biraz ettik, evet. Şu an. Yani bu sanatçılar hani iki elin parmaklarını geçmese de zamanla olabilir. Yani onların düzeyine böyle aşağı doğru giderseniz yani oralara ulaşabilirsiniz. Fahrettin, sen röportajda diyorsun ki önce isimler saymışsın. Ezber mi saydın bu isimleri? Burada da say bakalım. Yani neredeyse öyle. Şimdi yok tabii onu yazarken şeyden de baktım da. Evet. Çünkü orada belli meslek grupları üzerinden. Radyocu Niyazi, matbaacı Nadir, berber Seyfi, nalbur Etem, çaycı Emin, dondurmacı Durali, mandırıcı Sevim, Jön Bahtiyar, mekancı. Ya bunların isimleri bile yetiyor zaten yani. Şimdi şöyle bir şey, aslında ben onu şimdi az önce siz konuşurken acaba Erdal'a burada da sorsam mı diye daha önce de konuştuk biz tabii şey yapıyoruz da. Şimdi bu öykülerin ne kadar kurmaca, ne kadar gerçek bazen ben de karıştırıyorum. Tiplemelere bakınca çünkü tipler çok gerçek tipler. Yani canlı canlı tipler, karakterler öyle. Abartısı yok. Fakat bir taraftan hikaye tabii hem Erdal'ın esnen yaşamış olduğu gerçekten kasaba hikayelerinden belli alıntılar, bukleler oluşturuyor. Ama bir bölümü de tabii bunların kurmaca. Tabii canım yani. Evet. Ama ikisini bir yerde insan karıştırıyor. Bir de ben şey olduğum için tabii bu tiplemeleri hani eskiden Yeşilçam filmlerinde görürdük. Uzun yıllar sonra Erdal'ın öyküsünde de görmeye başladık. Bu güzel bir şeydi. Yani onları tek tek bulmak, çizmek, araştırmak. O yüzden sık sık soruyorum Erdal'a işte bu çaycı kaç yaşında? Şeyi nasıl, karakteristik yapısı nasıl? Hani sinirli mi, sert mi, yumuşak mı, zayıf mı, şişman mı, kısa mı, uzun mu? Başka şeyler nasıl yani kafasındaki? Benim orada derdim hani bir yerde Erdal'ın çünkü Erdal öyküyü sinema diliyle bir taraftan da kuruyor. Bana öyle geliyor yani. Bir taraftan müzikten de faydalanıyor. Yani öykülerinde mesela her öyküye bunun müziği ne olmalı, altta hangi fonda müzik çalmalı dese Erdal mutlaka bir şey söyler herhalde. Bu öykünün müziği şudur. Bu Nihavent'tir der. Değil mi? Bu Kürdicaz'dır der. Yani girişlerini söyler. Dolayısıyla hem karakterleri de böyle işliyor. Sinema diliyle işlediği için öyküde karakterleri insan tabii merak ediyor. Yani bu kişiler Bekçi, Nurteza Bekçi'nin adı neydi? Adı yoktu galiba öyküde herhalde. Bekçi diye geçiyordu. Evet. O da çok karakteristik bir yapısı vardı. Tabii. Yani onların dönemsel kıyafetlerini bulmak, öyle çizmek. Mekanı, mesela ben eski Anamur, epey bir eski Anamur fotoğrafı izledim, baktım. Araştırdım. Belki Erdal'dan daha fazla bakmış olabilirim onlar çizerken. Hangi sokakta geçiyor, ne oluyor? Bu Kahrofaş öyküsü mesela, oradaki çizimler. Evet. Bir de tarih skalası farklı tabii. Bir öyküde 1950'lere gidiyorsunuz. Bir öyküde çok yeniye geliyorsunuz. Hani işte Zülfü'nün şeyi olsun, diğer Robert De Niro hikayesi olsun. Bir eskiye gidiyorsunuz, bir yeniye geliyorsunuz. Böyle git gel falan. Şimdi Vedat Türkali'den bir alıntı yapacağım. Vedat abi biliyorsunuz hiçbir şeyi beğenmezdi. nitekim yine böyle ona kitap imzalatmak için işte bizim çekim yaptığımız zaman işte sahaflardan eski kitaplarını bulmuşlar. Bu dedi en beğenmediğim kapaktır, rezalettir dedi kendi bir gün tek başına. Bir defa dedi kahramanlar dedi çizilmez dedi. O dedi onların dedi nasıl olduğunu yazar anlatır. Okuyucu da kafasında ona göre sarışın mı, esmer mi, uzun boylu mu, ondan sonra yapılı mı, göbekli i̇şte, mi? Evet. Bu handikap seni kaygılandırdı mı? Yani beni de çok tedirgin ediyordu. Hatta onu da konuştuk Erdal'la. Çünkü okurun kafasındaki imgeyi bir kere değiştirmiş oluyorsun. Yani onun kafasında bir imge var. İmge oluşuyor. Yani o imgeyi sen belirliyorsun, manipüle de etmiş oluyorsun bir yerde. Bu çok hem riskli hem zor. Yani beni terleten bir mevzuydu. Ama tabii sonuçta yazar kendisi olduğu için ve izni olduğu için. Evet, özellikle de yani, bunu istediği için yazar kişisi, çizer kişisine minnettardır. Ama o çizgilerin hepsi çok hareketli, sanki bir çizgi romandan çıkmış gibi. Evet.
Şimdi aslında bizim hikayemiz şöyle de başlıyor. Benim üzerine çalıştığım 12 Eylül döneminde geçen çocuk hikayesi olan bir senaryo var. Şimdi onun storyboard'u işte çekebilir miyiz diye de bir taraftan uğraştık ama sinema çok ağır bir şey. Benim doktora mezuniyetinde bir film çekmem lazım. O senaryo olabilir mi diye düşünürken Fahri'yle zaten biz sürekli bunları çiziyordu. Sen yazıyorsun, o çiziyor. Yapamadık. Ha. Çok zaman alması gereken bir şey. Fahrettin gerçekten çok yoğun. O anlamıyla gerçekten minnettarım. Çünkü her sayıya, her öyküye bir çizim için zaman ayırması çok kıymetli. Şimdi dediğinize katılıyorum, o öyle bir şey. Yani ya da Fahri'nin dediğine de katılıyorum, manipüle etmek açısından, ama ben öyle düşünmedim aslında. Bu bir öykü ve her paragraf aslında bir kadraj bakışıyla anlatılmaya çalışılıyor. Okuma biçimlerinden bir tanesi olan, okur açısından canlandırabilmesine hizmet eden yazı dili var burada. Ona dikkat etmeye çalıştım. Haliyle bunu belli bir aşamadan sonra, çünkü her çizim o öykünün hangi neresinde geçiyor ise orada karşısına çıkıyor sayfa olarak. Haliyle tamamlayıcı bir şey olması gerekiyor. Fakat şu kapaktaki çizimi gördüğümde ben zaten dedim ki ya hikaye bu. Yani olağanüstü bir kapak çizimi. Evet. Hatta biz bayağı bir zorlandık. Çünkü biliyorsunuz bu renkli çizimlerin kitap olması, özellikle böyle bir ekonomik koşullarda kitapların basılamadığı, kağıt bulunamadığı bir dönemde biz mucizevi bir şeyi Sol Kültür Yayınları'yla gerçekleştirmiş olduk. Çünkü gerçekten o çizimlerin renksiz çıkması öykünün anlatım diline katkı sağlamayacaktı. Fakat bir de şunu ifade etmek isterim. Kitap için değildi bu çizimler. Bavul Dergi'deki öyküler yer alırken oraya bir illüstrasyon, bir çizim olması uygun bulunuyordu ve biz bu süreçten sonra zaten kitap oldu. Sanıyorum 14-15. öyküden sonra biz o şekillenmeye başladı. Peki, kitaplarda fark ne kadar olacak bu kitap? Şu anda 140 sayfa. Kaç liradan satılacak? Şimdi bir, bir de kapağı falan çok güzel yani. Pahalı ya, bir kapağı. Sol Kültür'deki arkadaşlar, yani yeni bir yayın evi Sol Kültür Yayınları. Çok emek harcadılar. Onlara da teşekkür ederiz. 40 liradan. Fakat bu parakende satış fiyatı. İsterlerse Sol Kültür Yayınları'ndan direkt alabilirler. Derse daha dijital ortam platformlardan alınabilir. 25 liraya kadar düşen satışını yapan yerler var. Evet, şey var, dağıtım şirketine verdiğin zaman 40 liradan veriyorsun etiket fiyatı. O diyor ki 20 lirası benim bunun diyor. Tabii 20 lirası şey. 20 lirası diyor. Yazar, çizer, matbaa, cilt dergi, falan. Onları tabii çıkartıp ne altın dersen. Yani bu aslında hani mafya ile çalışsan daha iyi. O daha insaflı. Ya işte bu 2000 tane basıldı ilk baskı. Şimdi hemen bir 2000 baskıya daha girmek üzere hazırlık yapılıyor. Evet. Fakat yarın fiyat ne olacak belli değil. Yani saat en azından 42,5 lira falan olur. O kadar şey olmaz. Eğer Erdoğan konuşursa işte o konuşmadan hemen matbaaya gidelim. Mesela sen şey desene, eğer bak konuşursam beste yaparım bir tane daha. Babacım bestesi yaparım ona göre. Ceza onu konuşmuyorum. 2 yılım kaldı biliyorsun yani. Geriye ceza mı aldın sen ondan? Ben 5 yıl. Yok. Onu yatırırlardı da 9 ay 20 gün civarında. Değil mi? Bu 2015 yıl geriye ötelediler. 2015 yılı içinde mi? 2015'te yapmıştın seçimlerden önce 7 Haziran seçimi. Dava 3 yıl olmuş. Yani dava görüldü, evet, ve ceza almadı. 2 yılım var abi. O yüzden konuşamıyorum. Buraya yok, girmeyelim. 5 yıllık bir ondan şey koydular herhalde değil mi? Hatta orada konuşmayacaksın. 2 yıllar konuşuyorum. Bir Kadıköy konserinde Fahrettin'le beraberdik, mekan konserinde. Dedim ki ya onu da çalsın. Ondan sonra onu dedi çalamıyor. O zaman dedim enstrümantal olarak çalsın, biz söylüyoruz. Ya onu yaptık, sözleri de değiştirelim istedik. Sonuçta kaygımız korkumuz da yok yani. Ama evet, bunun aslında tersinden bir mizahını yaparak eleştiri hakkımızı devam ettiriyoruz. Bir de internetten de söktürdüler değil mi? Onu erişim biz söktük valla, bizde bilgisi yok. İnsanlar dinliyorsa dinliyorlar. Evet. Onlar gazete küpürleriydi. Peki yani, şöyle bir şey yapalım, bir kısa bir Türkiye'de son 24 saatte neler oldu ona bakalım. Bir de bizim meslektaşımız var, medar iftarımız olmayan tabii, bir şeyde teknik elemanı
Tokatladı Muharrem. Tokatçı Muharrem adı koyulmuş. Evet. Sosyal medyada hoş olmamış. Güzel. Onlara bir bakalım. Şimdi sevgili izleyiciler bir 4 dakikamız var. Sonra gene konuklarımızla devam edeceğiz. Halleşçe bizi öldürdüler. Onlarca anı var. 19 Aralık 2000'de cezaevlerine hayata dönüş operasyonu adı altında yapılan katliamın üzerinden 21 yıl geçti. Katliamın 21. yıl dönümüne ilişkin İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada katliamda yaşamını yitirenler anıldı. İHADE Ankara Şubesi açıklamada geçen 21 yıllık süreçte katliam sorumlularının yargılanmadığına dikkat çekti. Geçen 21 yıllık süre zarfında sorumlular yargılanmamış, failler cezasızlık politikası çerçevesinde korunmaya devam edilmektedir ifadeleri kullanıldı. İHADE, Türkiye cezaevlerinde tecrit uygulamalarının devam ettiğini belirtti. İHADE Urfa Şubesi de katliama ilişkin açıklama yaptı. İnsan hakları savunucuları olarak yaşanan katliamların peşini bırakmayacağımızı ve yaşanan tüm hak ihlallerine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız. HDP 19 Aralık katliamına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada katliamda emir eri olan 39 asker hakkında yürütülen soruşturmanın örtbas edildiği ifade edildi. Bu katliamı planlayan ve katliam talimatını veren hiç kimse yargılanmadı denildi. HDP açıklamasında ayrıca katliamda yaşamını yitirenleri de andı. 19 Aralık cezaevi katliamının ve siyasi tutsakların direnişini unutmuyoruz ifadelerini kullandı. 19 Aralık katliamında yaşamını yitirenler Ümraniye cezaevi önünde de anıldı. Ümraniye cezaevi önünde bir araya gelen İHADE üyeleri katliam sonrası açılan davalara dikkat çekti. Katliamın cezasızlık ile ödüllendirilmek istendiğini söyledi. Delillerin karartılarak davanın cezasızlıkla kapatılmak istendiğini vurguladı. Bu davalarla ilgili bugüne kadar yürüyen süreçte Bayrampaşa hapishanesinde yaşanan katliama ilişkin dava hariç diğerleri bitirilmiştir ve tamamı beraatle sonuçlandırılmıştır. İHADE İstanbul Şube Eş Başkanı Gülistan Yoleri, cezaevlerinde işkence, sürgün gibi hak ihlallerinin hala devam ettiğinin altını çizdi. Artvin'in Hopa ilçesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu 31 Mayıs 2011'de kent ziyareti sırasında yapılan protestolarda biber gazından etkilenerek yaşamını yitiren Metin Lokumcu'nun davası 11 sene sonra başlıyor. Dönemin il ve ilçe emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 13 polisin taksirle ölüme neden olmak suçundan yargılandığı dava ilk olarak Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecekti. Ancak 23 Aralık 2020'de görülmesi gereken dava duruşmaya günler kala kamu güvenliği gerekçesiyle Trabzon'a sevk edildi. İlk duruşması 21 Nisan 2021'de Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada avukatların görevsizlik ve reddi hakim talepleri reddedildi. 28 Haziran'da görülen ikinci duruşmada savcının görevsizlik kararı verilmesi yönündeki talebini olumlu karşılayan mahkeme heyeti davayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 20-21 Aralık'ta görülecek olan dava Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Benim babam orada haklı bir mücadelede vefat etti. Dava için destek çağrısı yapan Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu, davanın olumlu sonuçlanmasının Türkiye'de yaşanan cezasızlık politikasına da bir cevap olabileceğini söyledi. Ben bir hukukçu değilim ama oradaki baro başkanlarının savunmalarını, bizim avukatların savunmalarını deyince adalete inancım neredeyse bitti. Çünkü o kadar haklıydı ki hakim reddetti her şeyi. Ve umarım güzel bir gelecekte belki bir yere not düşmüş olacağız tarihte. Bu biber gazının kimyasal silah olduğu bu dava neticesinde belki ispatlanmış olacak. En azından hani benim babamın davasındaki bu polislerden birileri cezalıysa belki vicdanları başka polislerin bu konuda bir duruna engel olabilir yani. Evet, Türkiye'de adaletin gerçekleşmesi için inşallah da gerekiyor. Çünkü seneler oluyor adaletin gerçekleşmesi. Adaletsizlik deyince bunu kim ortaya çıkaracak? Tabii ki gazeteciler. Ama gazeteciler de adaletli mi derseniz hele hele şimdiki dönemde izleyelim ve görelim. Muharrem Sarıkaya, Habertürk'ün Ankara temsilcisi. Çalışma esnasında çalışma arkadaşına, meslektaşına nasıl davrandığı utanç vesilesi olarak ekranlara geliyor. Önümüzdeki döneme baktığımızda
önümüzdeki döneme baktığımızda? Şehrin çiçeği leylak rengi oluyor. Şimdi buraya baktığımız zaman biz burada özellikle şehrin rengi ne? Şehrin rengi baklava sarısı, fıstık yeşili. Şehrin buradaki baktığınız zaman markası ne? Şarkısı ne? Bunu çalıştık. Ve şehrin bana dediler ki başkanım şehir dışarıda nasıl tanınıyor? Fıstıkla tanınıyor, baklavayla tanınıyor. Ama en önemli şey bizim için en önemli şey beşeri sermaye. Yetişmiş insan gücü. Beşeri sermaye ve yetişmiş insan gücü. Bunun üzerine biz en önemli kısım olan yetişmiş insan gücümüzü eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep diye markalaştırarak koymaya çalıştık. Şu anda yaklaşık bir 15 gün önce Muharrem Bey yine bütün Türkiye'ye örnek bir çalışma yaptı. 100. yıl 100 hayırsever sanayici bir taraftan aşiş ekmek üretiyor. Bir taraftan da eğitimle ilgili hem hükümetimiz her türlü desteği veriyor hem de ben de diyor okul yapmak istiyorum. Ben de kreş yapmak istiyorum. Ben de sosyal tesis yapmak istiyorum diyen, ben de sağlık tesisi yapmak istiyorum diyen bir tarafta da hayırda yarışan. Aslında buna modern dünya sosyal sorumluluk diyor. Bunun altyapısını hazırlayan bir şehir var. Dolayısıyla biz bu şehre ben okuyorum, Gaziantep okuyor. Spor şehri Gaziantep, genç dostu Gaziantep dediğimiz gençleri geleceğe hazırlayacak vizyon ve planlama yapıyoruz. Evet, başkanım. Evet, Muharrem Sayıkaya'nın durumu ile ilgili Habertürk'ün bu sabah çıkması gereken programa çıkmamış. Çıkartılmamış yani. Bugün de açıklama yapacaklarmış. Disk basın içinde bir çağrısı var. Onu da ekleyelim. Fahrettin, bilgin var herhalde senin. Hı hı. Saat 18.30'da Taksim'deki, İstanbul Taksim'deki Habertürk önünde gazeteciye atılan tokatın hesabını soracağız diyor. Evet. Disk basın iş bütün gazetecileri de oraya davet ediyor. Bunu da aktaralım. Muharrem'le ilgili neyse anlatmayayım. Böyle komik bir şey de vardı da zeka ortalamaları ile ilgili sizden zamanınızdan çalmayalım. Erdal, sen bugünkü röportajın başlığı edebiyat kendi serüvenim diyorsun. Bu hep öz yaşamsal mı kastediyorsun yoksa başka şeyler mi söylemek istiyorsun? Ya aslında kendi iddiasızlığını üretmek açısından değil ama ben yazarak, işte çizerek, müzik yaparak kendimi ifade ediyorum. O çok kişisel bir hikaye, bir serüven. Yani ifade araçları oluşturmaya çalışıyorum, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bunu da paylaşma olanakları varsa çok insanları belirlemeden, ısrara dönüştürmeden onlarla bir dil kurmaya çalışıyorum. Yoksa edebiyat çok olağanüstü bir alan. Çok iyi okuyucular, çok iyi üreticiler var. Onların oluşturmuş olduğu bir edebiyat tarihi içinde sadece bir şeyleri deneyebilirim kendi açımdan. Onun bir forma oturması, yani bir şey yapıyorsam neden yapıyorum sorusuna yanıt biraz da bunu nasıl yaptığımla da ilgili olmalı diye düşündüğümden. Yani olay öykü yazmaya çalıştım. Hafızamı, belleğimi tazelemek üzere çok fazla veri vardı. Kasaba kültürü öyle bir kültür. Kent biraz daha başka bir bilinç oluşturma dayatması içinde. Onun dışında da aslında hani şeyi de ifade edeyim, böyle Anamur'umu anlattın diyorlar. Anamur'u anlatmadım. Şimdi Anamur'da ben şey olabilirim yani, o öykülerin çünkü gerçeklik ne, kurmaca ne, o çok anlaşılmaz. Bir kasaba vardı, şu an Anamur bir kasaba değil tabii ki. Betona ve örtü altı seracılığa döndüğü için tarım üretimi naylon kent haline geldi. Bu benim kendi dünyamdaki kasaba. Karakterlerin hepsi gerçekliğini gizleyen, o sevimli halleriyle tekrar benle buluşan karakterler, olaylar bütünlüğü. O anlamıyla bu çok kişisel bir serüven. Biraz da işte sinemayla olan akademik taraftan kurduğum ilişkiden kaynaklı. Olay öykü, tretman arası bir şey bulmaya çalıştım. Bir şeyler aradım ve böyle çıktı. Evet. Şimdi bu kişisel bir serüven, o anlamıyla söylüyorum.
Peki bize biraz da Anamur'dan bahset. Fahrettin de zaman zaman geliyor değil mi sana Anamur'a? Gelmesini çok arzuladık ama bir türlü. Ben Alanya. Alanya'da kalıyor yakınız bir de ama pek şey yapamadık. Erdal Alanya'ya geldi ama ben Anamur'a pek gidemedim. Artık bu kadar çizdikten sonra o bizim kasabanın havuzlu avlusunu görmesi gerekir yani bir çizer olarak. Yoksa Anamur'a gitmedin mi? Gitmedim. Çok ayıp. Evet. Abi onu sen lütfen bunun burasını keselim arkadaşlar YouTube'a koyarken. Fahrettin o kadar mükemmel ki bir hatasını buldum üstünü yani, çullanıyoruz evet. Değil mi hemen? Peki sen anladığım kadarıyla Anamur'dan da kopmadın. Yani hı. Orada işte demin söyledin avokado da yetiştiriyorum dedin değil mi? Yani toprak kökenli bir geçmişim de var ailemden de kaynaklı. Anamur'da da işte tarımla ilgili bir alanda toprakla neler üretiyorsunuz? Yani. Aile eskiden tabii. Neler üretirdi? Şimdi nereye kadar geldi? Muz, ben üniversitedeyken muz üretildi. Çikita ithalatına sıfır gümrükle izin verildiği andan itibaren biz kestik muzları. Çok kötü bir yoksulluk, yoksullaşma dönemi yer aldı. Evet, biz yerli muz bilirdik. Alanya'dan gelen. Yani bu tarım politikasızlığı. Sonra böyle kol kadar muzlar çıktı. Eşek çünkü muzu neden? Diyor. Daha fazla ürün almak istiyor. Daha fazla kiloya basmak istiyor. Gelirini daha fazla arttırmak istiyor. Subtropikal bir bölge iklim kuşağı olduğu için hemen hemen her şeyin yetiştirilebildiği bir alan. Biz domates, salatalık, biber, yani girip fiil olarak çalışmışlığım var. Tabii yıllar sonra pandemiyle beraber müzik bitince hayatta üretmeye devam etmek gerekiyor diye kolları sıvayıp ailemin de desteğiyle, Cevdet'in işlemin de desteğiyle, o öyküdeki, o emekli öğretmendir. Bizim ailemizin en büyüğüdür ve çok kıymetlidir. Artık ona Cevdet demeyin, çok ayıp olur. Robert deyin. Yok. Robert enişte. Cevdet enişteyi asla dönüştüremem. O zaman Robert iki isim olabilir ya. Robert Cevdet olabilir. Yani Robert bir sürü... da Cevdet diyor. Robby diyoruz. Robert'ı tabii. Ben şöyle bir şey söyleyeyim, sohbeti şeyinde pek geçmedi de bir şeyler söylemek istiyordum. Hani zaman da azaldığı için onu da söylemiş üç olayım. Dakika. Yani işte o yüzden söylemiş olayım. Çünkü bunlar beyrendiği için söylemiş olayım da. Şimdi Erdal'ın serüven dediği şeyi ben Erdal'ın bir çığlığı olarak görüyorum aslında. Yani Erdal Güney çığlık atmaya devam ediyor. Çığlığını sürdürüyor. Tasarımlarda şimdi önce müzikle ilgileniyordu, sonra sinemayla ilgilendi. Çünkü müzikte çığlık attı. Başka çığlıklar geldi arkasından, sinemayla attı. Şimdi başka çığlıklar atacak, öyküyle atıyor. Ama bütün bunların hepsinde de tasarım süreçleri aynı aslında, malzemeleri farklı. Birinde kelimelerle uğraşıyor, öbüründe de gerçi müzikte de kelimelerle uğraşıyor ama notalarla uğraşıyor, sinemada kadrajla uğraşıyor, başka açılarla uğraşıyor. Yani çığlık atmaya devam ediyor ve önümüzdeki günlerde inanıyorum Erdal Güney yeni çığlıklar atacak, yeni şeyler üretecek. Orada da biz de yanında oluruz herhalde. Öyle mi? Yani işten kovmazsa. Tabii faaliyetimiz, gönüllü yolculuğumuz var. Biz ne yaparsak beraber yapıyoruz. Bunu yani demin başlarken söylediğin hani şey tarihin müzikli danslı yolculuğu. Projesinden mi söz ediyorsunuz? O dahil. O çok güzel, iyi bir projeydi ama işte araya pandemi girdi. Demokrasi şarkıları şeyi yapacaktık. Bir iki tane daha vardı. Yani teknik olarak çok fazla şey yapmayalım ama gerçi bir abimiz benzer bir şey yaptı. Yani biz gecikince o yapmaya başladı. Yani yine yapılabilecek bir şey bu. Yani herkesin yapabileceği bir şey ama içeriğini kendimizden doğru doldurmak. Biz bir de Fahri ile sanıyorum bir şey yaparken çok bilinçli de olduğunu düşünmüyorum. Yani hedef koyup yapmak değil, zaten bizim hayatımız bunlarla beraber geziyor. Koşuyorsunuz yan yana, adımlarınızda birbirine uyuyor. Biz bir bellekle hikayemiz var. Yani o belleğin bir yerine bir şeyi tazelemek, işte mühürlemek, bir katkı sunmak gibi bir derdimiz var. Her hafta sonra bir kahvaltı yaparız ve o kahvaltıda 5 dakika birbirimizi... Kedi sever gibi severiz. Çok iyisin yoldaşım. Sen iyisin falan. Sonra birbirimize girmeye başlıyoruz. Tatlı anlamda üretim öyle bir şey. Kitabın Nail Güreli'den öğrendiğim bir şey var. Yeni bir kitap çıktığı zaman şöyle derdi. Talihi açık olsun. Bu Babari sözüymüş. Yani iyi dağıtılsın, okuyucusuna gitsin, hedefine ulaşsın diyor. Biz bununla ilgili olarak da ben de aynı dili söylüyorum. Kitabın talihi açık olsun. Bu arkasında unutmayalım. Deminden beri söyleyeceğim.
Ercan Kesal, Haydar Ergülen ve Ayşe Şahin de kitapla ilgili güzel şeyler yazmışlar ve tavsiye ediyorlar kitabı okuyun diye. Bugünlerde okunacak en güzel kitap bu olsa gerek. Çünkü hem gerçekçiliği var hem de çok akıcı bir dili var. Erdal Güney'in. Erdal çok teşekkür ederiz. Fareciğim sana da çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık bu güzel çizimler için. Harika. Zaten bunu görür görmez böyle. Değil mi? Çok çarpıcı değil mi? Evet, çok çarpıcı. Böyle yani kaçasın geliyor önünden. Ezeceksin şeyden. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, haftanın ilk günü. Programın sonuna geldik. Biz bugün programımızı Mizgin Yılmaz, Müjgan Korkmaz, Baran Demirtaş, Okan Altunkara, Mehmet Kızıl, Nuri Çintay, Sertaç Çelik ve yönetmenimiz Gökhan Perçemli ile birlikte hazırlayıp sunduk. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.